Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Nisa suresinden devam edeceğiz. 48-55. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Burada Allahu Teala şöyle buyuruyor: İnna Allah la yaghfiru en yushrake bihi. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Ve yaghfiru ma dun zalike limen yasha. Bunun dışında dilediğini bağışlar. Ve men yushrik billahi, kim Allah'a şirk koşarsa, fakat iftara ifmen azime, çok büyük bir iftira yapmış olur. Allahu Teala'nın sonsuz rahmeti var ve kullarını bağışlıyor. İnsan günaha meyilli bir varlık. Bir takım günahlara girebiliyor ama bunlar affedilmeyecek günahlar değil. Yeter ki insan Allah'a tövbe etsin, dönsün ve istiğfar etsin, günahlarının bağışlanmasını istesin. Peki bunun istisnası yok mu? Bir kimse Allah'a şirk koşarsa, mesela putları şirk koşuyor, Allah'ı kabulle beraber putları araya aracı olarak koyuyor, bu insan Allah'ı tanıyamamış demektir. Allah böyle şirki affetmez. Veya bir insan ibadet ediyor, Allah'ın rızası için değil, insanlara gösteriş için ibadet yapıyor, Allah bunu da affetmez. İbadet sadece Allah'a yapılır ve Allah birdir, tektir. Böyle olunca ne zatında, ne sıfatlarında, ne uluhiyetinde, ne rububiyetinde, ne mabudiyetinde Allah'ın şeriki yoktur. Kim bazı şeyleri Allah yerine koyup Allah'a ibadet eder gibi onlara ibadet ederse, Allah'ı sever gibi onları severse, Allah'tan korkar gibi onlardan korkarsa, çok büyük bir iftira yapmış olur. Çok büyük bir yalanı söylemiş olur. Elem tara ilellezine yuzekkune enfusahum. Şu kimseleri görmez misin ki bunlar kendi nefislerini tezkiye ediyorlar. Kendilerini pırıl pırıl tertemiz zannediyorlar. Rivayete göre kitap ehlinden bazıları, Yahudilerden bir topluluk, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına çocuklarıyla varmışlar. Demişler ki, ya Muhammed, bu çocukların bir günahı var mı? Peygamber Efendimiz de hayır demiş, yok, onlar masumdur. Bunun üzerine demişler ki, bu çocuklar nasıl masumsa biz de aynı şekilde masumuz. Gündüz işlediğimiz günahlar gece affedilir, gece işlediğimiz günahlar gündüz affedilir. Kendilerini masum çocuk gibi kabul etmişler. Ama bir insanın kendini masum kabul etmesiyle masum olması mümkün değildir. Ve bu konuda yetki insanın kendine ait değildir. Ayetin devamı zaten bunu nazara veriyor. Belillah yüzekki men yeşe, Allah dilediğini tezkiye eder. Yani Allah birine evet bu temiz insandır dediğinde o insan temizdir. Yoksa Allah'ın günahkar kabul ettiğini bir insan başka türlü kabul etmekle tezkiye edecek, arındıracak değildir. Bu konuda bir insanın temiz mi yoksa kirli mi olduğunu Allah bilir. Zaten kamil olan insanlar ben şöyle iyiyim, ben böyle iyiyim, ben günahlardan uzağım demezler. Onlar kendilerini günahkar olarak görürler. Ama bakarsınız ki bazı insanlar var. Bunlar hem günahın içindedirler hem de bizim kalbimiz temiz. Biz pırıl pırıl tertemiz insanlarız derler. Günümüzde de böylelerini görmekteyiz. Her ne kadar sebebi nüzul bu konuda zikredilse de İslam alimleri şu manaya dikkat çekerler tefsirlerde. Sebebi nüzulün hususiliği hükmün umumi olmasına engel değildir. Sebep özel olabilir ama hüküm geneldir. İşte kitap ehlinden bazıları kendilerini masum çocuk gibi kabul edebilir. Günümüzde de Müslümanlardan niceleri, kitaptan çok az nasibi var ama bakıyorsunuz her türlü günahı işlemekle beraber işte bizim kalbimiz temiz deyip bu noktada kendilerini tezkiye edebiliyorlar, kendilerini bir şey zannedebiliyorlar. Onların kendilerini temiz görmeleri temiz olmaları için yeterli değildir. Allah onlara temiz demişse onlar gerçekten temiz olurlar. Ve la yuzlamune fetile, ve bir kıl kadar da, en ufak bir zar kadar da onlar zulme maruz kalmazlar. Yani mesela bir çekirdeğin zarı olur, incecik bir zar. Fetil kelimesi bunu ifade ediyor. Yani onlar o kadar da zulme maruz kalmaz. Yani kim ne yapmışsa
karşılığını görür. Gerçekten bir insan temizse Allah onu mükafatlandırır. Ama günahlarla kirliyse, yanlış inançlarla kirliyse Allah onu cezalandırır. Ve Allah cezalandırdığında haşa zulmen cezalandırmaz, kıl kadar da zulmetmez. Zerre miskal de zulmetmez. Kim ne yapmışsa ona göre cezalandırır. Unzur, sen bak, keyfe yeftaruna alallahil kezib, nasıl yalan yere Allah'a iftira ediyorlar. Ve kefe bihi ismen mubine, ve böyle bir iftira apaçık bir günah olarak yeter. Yani bir insan Allah namına yalan yanlış hükümler veriyorsa bile bile elbette bu günah olarak ona yeter. Elem tara ilellezine utu nasiben minel kitap, şu kimseleri görmez misin ki kendilerine kitaptan bir pay verildi. Yu'minune bil cipti ve tağut, bunlar puta inanıyorlar, tağuta inanıyorlar. Ve yekulune lillezine keferu, ve kafirlere diyorlar ki he ulaim, işte şunlar ehde minellezine amenu sebile, yolca iman edenlerden daha doğru yoldalar. Rivayetlere göre Kâb bin Eşref ve bazı Yahudiler Medine-i Münevvere'den Mekke'ye gitmişler. Oradaki insanları Medine'deki peygamberimizin ve ashabının aleyhine geçirmek için. Sohbet esnasında Mekke müşrikleri bunlara diyorlar ki siz kitap ehlisiniz. Önünüzde kitaplarınız var. Muhammed de kitabı kabul ediyor. Yani şimdi bize söyleyin diyorlar. Biz mi daha doğru yoldayız yoksa Muhammed mi daha doğru yolda? Bunun üzerine Kâb bin Eşref ve yanındakiler yeminle şunu ifade ediyorlar. Diyorlar ki siz daha doğru yoldasınız. Diğer taraf bunun üzerine diyorlar ki belki de yalandan böyle söylüyorsunuz. Bizim taptığımız şeylerin önünde siz de secdeye varırsanız o zaman bu sözünüzü kabul edeceğiz. Ve gelen heyet Mekke müşriklerinin putlarının önünde saygıyla eğiliyorlar ve hatta secdeye varıyorlar. Ve bu şekilde kendilerine bir güvenilirlik kazandırmaya çalışıyorlar. Ayet-i kerimede işte kendilerine kitaptan bir pay verilen ama bununla beraber puta ve tağuta iman edenleri görmez misin? Cipt, put anlamında kullanılıyor. Tağut da Allah yerine ikame edilen her şey. Mesela şeytan bir puttur ve aynı zamanda bir tağuttur. İnsanın kötülüğü emreden nefsi bir nevi tağuttur. Firavun gibi kendilerini ilah yerine koyan insanlar bir nevi tağuttur. İşte azıcık kitaptan bilgileri var ama bununla beraber puta iman ediyorlar, tağuta iman ediyorlar ve ehli imanla alakalı kafirlere diyorlar ki siz onlardan çok daha doğru bir yoldasınız. Ulaikellezine la'anahumullah, işte bunlar Allah'ın lanetlemiş olduğu kimselerdir. Yani Allah kimseyi durup dururken lanetlemez ama bir insan laneti hak ettiğinde de buna göre lanete maruz kalır ve cezalandırılır. Ve men yel'anillah, Allah kimi lanetlerse felen tecide lehu nasira, sen ona asla bir yardımcı bulamazsın. Şeytan da böyle. Şeytan lanetlendi. Yani Allah'ın rahmetinden uzaklaştırıldı ve perişan oldu. Em lehum nasibun minel mülk, yoksa onların mülkten bir nasibi mi var? Saltanattan bir nasibim var. Fe izen, şayet olsa la yu'tunen nase nagira, yani en az bir şeyi de insanlara vermezler. Yani kıymık kadar bile belki bazen böyle ifade edilir. En küçük bir şeyi de insanlara vermezler. Ve bunların cimrilik özelliğine burada dikkat çekiliyor. Yani mülkten nasibi olmadıkları halde şayet nasibi olsa vermezler. Nasibi olmadıkları halde elbette hiç vermeyeceklerdir. Em yahsudunen nase, yoksa onlar haset mi diyorlar? İnsanlara haset mi diyorlar? Ala ma atahumullah min fadli, Allah'ın kendi lütfundan verdiği şeyler hususunda insanlara haset mi diyorlar? Yani burada soru tarzında olmakla beraber istifham inkarı deniyor buna. Yani haset ediyorlar. Soru tarzında gelmesi onlara
bir yol göstermiş oluyor. Yani niye haset ediyorsunuz? Bu haset edilecek bir şey mi? Ve Yahudiler peygamberimiz gelmezden önce Araplara karşı diyorlarmış ki ahir zamanda bir peygamber gelecek ve biz onunla beraber olacağız, size galip geleceğiz. Neticede ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geliyor ama Yahudiler sırf böyle bizden biri değil, Yahudilerden biri değil diye peygambere tabi olmuyorlar. Yoksa kendi kitaplarında onu özellikleriyle biliyorlar. Kendi evlatlarını tanıdıkları gibi onu tanıyorlar. Ama sırf bizden değil mülahazasıyla, hasetlerinden, çekememezliklerinden peygambere tabi olmuyorlar. Allah lütfundan dilediğine dilediğini verir ve buna karşı haset etmek değil de o nimetten istifade etmek lazım. Yani günümüzde bir takım ilim adamları var. Onlara haset etmek değil, ilimlerinden istifade etmek gerekir. Bu başka bir milletten de olabilir. Diyelim Einstein Yahudi diye onun ilmini inkar edecek değiliz. Einstein'ın bilgilerinden bütün dünya istifade ediyor, Müslümanlar da eder. Einstein nasıl insanlık için bir kazanımsa, ilim adamı olarak bütün dünya bundan istifade ediyorsa, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlık için bir rahmettir, bir önderdir. Herhangi bir taassup taşımadan Peygamberimizin getirdiği öğretilerden, esaslardan bütün insanların istifade etmesi lazımdır. Zaten Peygamberimiz bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Fakat اَتَيْنَا اَلَى اِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ Biz İbrahim hanedanına kitabı verdik, وَالْحِكْمَ ve hikmeti verdik. وَاَتَيْنَاهُمْ ve onlara verdik, mülken azime çok büyük bir mülk verdik. Burada İbrahim aleyhisselam ve onun âli, herhalde bunlara verilen mülkü Karun'a verilen mülk tarzında değerlendirmemek gerekir. Mülken azime derken büyük bir saltanat verdik. Ve şu anda da Hazreti İbrahim'in ve onun âlinden gelen peygamberlerin saltanatı devam ediyor. Gönüller üzerinde saltanatı devam ediyor. Ve İbrahim'i dinler tabiri kullanılıyor. Hem Hristiyanlık, hem Yahudilik, hem Müslümanlık Hazreti İbrahim'i kabul eder. Ve Hazreti İbrahim'in getirdiği esaslardan bu dinlerde o esaslar bulunmakta. Gerçek anlamda Hazreti İbrahim'in yolundan giden şu anda Müslümanlardır. İşte Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e çok büyük bir mülkün ve çok büyük bir saltanatın verildiğini bize anlatıyor. Sözün burasında Mevlana'nın şu ifadelerine yer vermek istiyorum. Mevlana diyor ki, ben tahttan inip tabuta binen sultanlardan değilim. Benim manevi saltanat fermanımın üstünde halidine fîhe ebede damgası vardır. Yani benim manevi saltanat fermanımda ebedilik damgası vardır. Mevlana bugün bedeniyle aramızda değil ama fikirleriyle aramızda, manevi saltanatıyla aramızda ve gerçekten Hazreti Mevlana'nın saltanatı şu anda dünya çapında devam ediyor. Gerçekten de böyle bir saltanat daimi bir saltanat. Yoksa sultanların saltanatı, maddi saltanat veya diyelim zenginlerin saltanatı, bunlar gelip geçici saltanatlar. Adeta bir şimşeğin çakıp geçmesi gibi veya bir saman çöpünün alevlenip daha sonra sönmesi gibi, şu dünya hayatlarında bir miktar saltanatları oluyor ama ardından kaybolup gidiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın ve İbrahim Aleyhisselam'ın neslinin saltanatı ise şu anda da devam etmekte. Bizler tahiyyatta namaz kılarken Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala el İbrahim inneke hamidun mecid, bu duayı okuyoruz. Barek de barik duasını okurken yine Hazreti İbrahim'e ve nesline Cenab-ı Hak'tan bereket diliyoruz ve onlara rahmet talebinde bulunuyoruz. Demek ki onlar şu anda da manen saltanatlarıyla aramızda ve onlar unutulmadı. Onlar hem kalplerimizde hem de dualarımızda. Demek ki buradaki saltanattan murat risalet yönündeki saltanatları, manevi saltanatları ve bu saltanat bitmeyen bir saltanat. فَمِنْهُمْ مَنْ اٰمَنَ بِهِ
Onlardan bir kısmı iman ettiler. Ve minhum men sadda anhu, ve bir kısmı da ondan alıkoymaya çalıştılar. Ve kefe bi cehenneme saira, tutuşturucu yanıcı bir ateş olarak cehennem onlara yeter. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim bu gibi ayetleriyle bir yandan güzel şeylere bizi teşvik ediyor, bir yandan da kötü şeylerden sakındırıyor. İşte bir kısmı iman etti, iman edenler için cennet var. Bir kısmı da hem inkar etti, hem de Allah'ın yolundan alıkoymaya çalıştı. Bunlar için de yakıcı bir ateş var. Kur'an-ı Kerim hem cennete teşvik ediyor, hem de cehennemden bizleri sakındırıyor. Ve Ali İbrahim gibi, İbrahim Aleyhisselam'ın hanedanı gibi manevi saltanatı devam edenleri bize gösteriyor ve onlar gibi manevi saltanat sahibi olmaya bizi teşvik ediyor. İşte bir insan ölümsüz eserler bırakabilir ve bir yad-ı cemille bu dünyadan gidebilir. Güzel bir şekilde hatıralarda kalır ve devamlı onun hayırları, güzellikleri anılır. Sadaka-i cariye bu noktada son derece önemlidir. Arkasında önemli şeyler bırakabilmek, insanların faydalanacağı şeyler bırakabilmek gerçekten son derece anlamlıdır. Mesela Mimar Sinan şu anda aramızda değil ama eserleriyle aramızda. Mimar Sinan'ın Süleymaniye gibi, Selimiye gibi camilerini gördüğümüzde veya yollarını, köprülerini gördüğümüzde onu hatırlıyoruz ve onu hayırla yad ediyoruz. Öte yandan Mevlana gibi, İmam-ı Rabbani gibi manevi saltanatı olan zatları gerek kitaplarından, gerek menkıbelerinden takip ettiğimizde yine onları rahmetle yad ediyoruz. Normalde bir insan yaşadığı dönemde belli bir çevrede bilinir, vefat ettikten sonra kısa zamanda unutulur gider. Ama bir kısım insanlar unutulmaz. Onlar şu dünya hayatında da zihinlerde, hatıralarda, gönüllerde saltanatları devam eder. Cenab-ı Hak hepimize manevi saltanatlar nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.